Diğer soruya. Ekranlara getirdik halk.tv.com.tr özel ekranlarda Sedat Peker'in evine silahlı saldırı anları. Hem gerçekleri konuştuk Murat Arel'le özel bağlantıyla işin evresinin çevresini net bir fotoğrafı haber masasında ekranlara getiriyoruz. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri bir kez daha ekranlara geliyor efendim. Dediğimiz gibi vurulma anlarına ilişkin yayıncılık ilkeleri gereği buzlama yapmak durumundaydık. O haliyle kullandığımızı ısrarla vurgulayalım. Burada Yılmaz Günay'ın 3 el ateş edilerek vurulduğu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı anlar. Araç geliyor, bir anda saldırı gerçekleşiyor ve hızla uzaklaşıyor. Kadrajda olmayan, burada görünmeyen bir aracın daha olduğu söyleniyor. Bunu belirtelim. Burası Sedat Peker'in tek mal varlığım dediği yer. Burada gerçekleşen bir saldırı, Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı bu şekilde güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor. Şu anda ağır yaralı olarak tedavi altında Sedat Peker'in evinde çalışan isimlerden biri görevli Yılmaz Günay efendim. Hastaneden gelecek bilgiler, emniyetten gelecek bilgiler takipteyiz. Emniyetten gelen ilk bilgiyi de aktardık. Bu araç bir araç kiralama şirketinden İskenderun'dan kiralanmış. Emniyet kaynaklarından öğrendiğimiz ilk bilgi budur. Kimin ehliyeti üzerine kiralandığı da belli. Şu anda emniyet görevlilerimizin elinde bu araştırma sonrasında bu bilgiler var. Bu bilgiler var. Dolayısıyla bu görüntüler halk.tv.com.tr'ye ulaştı. Ekranlara getiriyoruz halk.tv farkıyla. Sedat Peker'in Sedat Peker'e dönük suikast hazırlığında olduğu iddiasını, Sedat Peker'e dönük bu hazırlıkların yapıldığı iddiasını bildiğiniz üzere dün Şule Aydın'la kayda geçsin de Murat Arel açıklamıştı. İlk kez bu iddiaları paylaşmıştı. Saatler sonra Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evine gerçekleşti bu saldırı. Görevlilerden Yılmaz Günay 3 el silah ateşlendi. Kurşun hedefi oldu. Bu 3 kurşunun hedefi olduktan sonra Yılmaz Günay ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı gerçekleştikten hemen sonra haber masasına bağlanan Murat Arel, Peker cephesinden gelen ilk yorumları aktardı. İki çarpıcı not paylaştı. Bir, Peker cephesi diyor ki bu organizasyonun başında kimin olduğunu biliyoruz. Bu ifadeyi kullanıyorlar. İki, Peker'in başına 25 milyon dolar konulduğunu da biliyoruz. Yani Peker'e suikast için 25 milyon dolarlık bir ödül konulduğunu da biliyoruz. Bu yüzden de çeşitli çeteler, çeşitli isimler, gruplar, organizasyonlar bu işe gönüllü oluyorlar ya da olabilirler. Bu yorumlar Peker cephesinden geldi ve an itibariyle saldırı görüntüleriyle birlikte bu özel bilgileri de paylaşmış olalım. Devam edelim efendim. Şimdi bir de ekonomi cephesinde Merkez Bankası'nda arka kapı satışına dönük iddiaları ekranlara getirdik az önce. Duyduk. Bloomberg'un analizine göre tutar 8 ayda 75 milyar dolar. Onun dışında Borsa İstanbul'da neler olup bittiğini konuştuk. Bir anda yükseliş, yükseliş, yükseliş. Sonra ani bir çakılma. Hayırdır inşallah diye soruyor vatandaş. Biz de madde madde anlatmaya çalıştık. Anlatmamız gereken bir mesele daha var. O da iki gün önce değerli ekonomistlerle konuştuğumuz, haber masasını yakından takip eden izleyicilerimizin de çok iyi bildiği üzere seçim döneminde hep gündeme gelen kaynağı belirsiz para giriş. Türkiye'ye son zamanlarda cari açığın finansmanında anormal bir para girişi var. Yani net hata noksan 24,5 milyar dolara ulaştı Türkiye. Jeopolitiği itibariyle suç ekonomisinin üstünde bir coğrafyadır. Buradan girişler söz konusu olabilir. Onun dışında yurt dışında tutulan kayıtlı ya da kayıtsız para girişleri
söz konusu olabilir. Hafta başında açıklanan Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 36.7 milyar dolarlık cari açık oluşmuş. Bu açığın yaklaşık 24.4 milyar doları net hata ve noksan kalemiyle finanse edilmişti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 10.2 milyar dolardı. Bu bir teknik mesele olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla herkes buraya odaklandı. Nasıl oluyor da bu kadar açıklanamayan bir döviz girişi söz konusu Türkiye'ye? İngiliz finans gazetesi Financial Times da Türkiye'de cari açığın finansmanında kullanılan kaynağı belirsiz 28 milyar dolarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Louis Ashworth imzalı analizde Ankara'nın faiz politikası alışılmadık olarak nitelendirildi. Bunun Türkiye ekonomisinde derin sorunlara yol açtığı vurgulandı. Son 10 yılda Türkiye'den büyük bir küresel yatırımcı çıkışı yaşandığına dikkat çekildi. Financial Times, Türk lirasındaki büyük değer kaybı ve büyük ölçekli sermaye çıkışlarının döviz rezervlerini erittiğini kaydetti. Yaratılan açığın kaynağının belirsiz parayla finanse edildiği belirtilen yazıda bu paranın kaynağı soruldu. Özellikle Körfez ülkeleri ve Rusya'dan bir para girişinden söz ediliyor. Yazıda Capital Economics'ten Liam Peach'in analizlerine de yer verildi. Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şey yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz. Neler olup bittiğini tam olarak bilmek zor ama bu kalemin bu yıl cari işlemler açığına önemli bir destek sağladığı açık. Bu akışların tersine dönmesi durumunda Türkiye'nin rezervleri tekrar düşebilir. Ekonomist Timothy Esse ise analizinde Rus etkisine işaret etti. Erdoğan son aylarda Türkiye'nin Rusya ile daha yakın ticari ilişkiler kurması ve aynı zamanda Ukrayna savunması için çok önemli olan insansız hava araçlarını tedarik etmesiyle elinden gelenin en iyisini yaptı. Türk bankaları diğer ülkelerin dışladığı Rus parasını kabul etmekten oldukça mutlu olacak. Az önce verdiğimiz sıcak notları bir kez daha paylaşmak isterim. Çünkü bir ekonomiste danışacağız efendim. 2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Şimdi bu yayınlanan genelgede dikkatimizi çeken enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarını koruyacağız, temel önceliğimiz budur gibi cümlelerin dışında 2., 3. ve 4. madde israf önlenecek deniyor örneğin. Vurgulamalar bu. İhtiyaç dışı araç satın alınmayacak uyarıları vurguları var. Zaten neden alınsın ki sorusu geliyor vatandaştan da. Şimdi kamu yatırım harcamalarından da tasarruf edilecek. Örneğin bina bitmeye yakın değilse ödenek verilmeyecek. Bekleyecek o binalar, kamu binaları. Bitirmeye yakınsa ya da 2 yıl içinde planlı bir bitirme öngörülüyorsa para verilecek. Yoksa para yok. Vermeyeceğiz diyor para. Cumhurbaşkanlığı genelgesi söylüyor bunu net olarak. Ama en çok dikkatimizi çeken yer... Şu anda bir kez daha vurgulayalım. 18.25 efendim. Bugün 14 Eylül Çarşamba 2022. 2023'te ise şu anda 18.25 olan dolar kurunun 21.5 lira olacağı öngörülmüş. 21.5 lira olacağı öngörülmüş. Bu durumu ekonomist Evren Devrim Zelyut'a soracağız. Bir ABD dolarının geldiği durum... Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Türk lirası karşısında kazanacağı değer 21,5 liraya kadar yükselirse Cumhurbaşkanlığı genelgesine nasıl yorumlamak lazım? Bu tahmini nasıl yorumlamak lazım? Evren Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İkisi için de hızlıca yorum rica edeyim. Çok dikkat çekici, israf önleyici tedbirler alındığını. Örneğin binaların dahi baktınız 3 yılı aşacak sürede bitecek. Yok size ödenek diyor Cumhurbaşkanlığı genelgesi. Araç alımlarında ihtiyaç dışında hiçbir araç alınmayacak diyor. Ama en çok dikkat çeken yer dolar tahmini. Şu an 18.25, hayır 21.5 lira olacak diyor 2023'te. Seçim yılında Beştepe'nin tahmini bu şekilde. Nasıl yorumluyorsunuz bu genelgeyi? Vallahi bence bu genelge AKP'nin yaptığı eylemlere baktığımız zaman büyük çelişkiler içeriyor. İsrafla ilgili olarak uzun süredir halkımızın AKP'nin oligarşisine akıttığı paralardan dolayı
ne kadar huzursuz olduğunu ve bu emeğin belli bir oligark gruba nasıl aktığını ve bundan dolayı da AKP'den çok büyük çözülmelerin olduğunu biliyoruz. Anlaşılan o ki saray bu çözülmeyi durdurmak için yine lafta sözde kalacak bir düzenlemeyle güya israfı önlemeye çalışıyor. Ama bakın çelişkiyi söyleyeyim. Dün daha Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi diye lansmanı yapıldı. Kağıt üzerinde kalacak büyük ihtimalle. Çünkü rezerve eksiği, hazinesi tam takır olan bir ülkenin borcu takla